Hanımlar beyler, Avrupa Parlamentosu içerisinden hazırlanan ve yayınlanan tek Türkçe program Brüksel Kargası başlıyor. 15 günde bir YouTube kanalımızdan bu programı izleyebilirsiniz. Memleketinin Avrupa Birliği'ne girmesini beklemeden Avrupa'ya girmiş bir grup gönüllü tarafından hazırlanıyor bu program. Her program olduğu gibi dilerseniz konuklarımızı tanıtarak başlamak istiyorum. Demokrasi İçin Avrupa Vakfı Kıdemli Danışmanı Demir Murat Seyrek, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen onun yanında Avrupa'da gündelik yaşamda karşılaştığımız zorluklar ve güzellikleri bizlerle paylaşan, kadın gözüyle Avrupa'ya bakan Gizem Pideci, hoş geldin. Hoş buldum. Ve sol tarafımda Avrupa'daki bütün festivalleri yakından takip eden, nerede bir festival olsa onunla ilgili bütün bilgileri toparlayıp bizlerle paylaşan değerli bir arkadaşımız Evrim Taşkıran, hoş geldin. Hoş buldum. Ve bu haftaki programda ilk kez göreceksiniz ama bundan sonraki programlarda kendisiyle daha sık görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Çağrı Çaylak, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Çağrı da bize inovatif teknolojilerden ve yenilikçi bir takım projelerden bahsedecek. Avrupa'da neler oluyor? Şimdi her hafta olduğu gibi Murat'la başlamak istiyoruz programımıza. Murat, tabii gündem çok yoğun. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kasım ayı çok yoğun geçti. Hem dünyada hem Avrupa'da çok enteresan gelişmeler yaşandı. Amerika'da Trump'ın seçilmesi, aynı şekilde Avrupa Birliği Türkiye arasında da bir takım gerilimler oldu. Avrupa Parlamentosu'nda malum oylama yapıldı. Bu arada Türkiye'de uzun zamandan beri konuşulan bir takım konular tekrardan konuşulmaya başladı. Bunların başında da işte Şangay beşlisi konuşuluyor. Gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği dışında başka bir alternatifi var mı? Nasıl görünüyor buradan? Şimdi aslında Avrupa Birliği tarafına bir baktığımız zaman tamam, Avrupa Birliği belki ideal bir kurum değil. Yaptığı hatalar oluyor, vizyonsuzluklar oluyor. Bazen hatta kendi değerlerini bile çiğniyor. Ki aslında Türkiye ile ilgili verdiği karar da biraz hani bu konuda biraz vizyonsuz görüyorum ben. Çünkü hiçbir olumlu etkisi olması mümkün olmayan bir karar. Ama ona karşın baktığımız zaman hala Avrupa Birliği kendi alanında tek, yani Avrupa Birliği'nin alternatifi olabilecek bir kurumdan bahsetmemiz dünya üzerinde bile mümkün değil. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası aslında bir barış getirme amaçlı kurulmuş, belli değerler üzerine kurulmuş bir kurum. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin bir belirli sorunları var. İşte demokratikleşme anlamında, insan hakları anlamında, bireysel özgürlükler anlamında, kadın hakları anlamında belirli bir standarta ihtiyacı var ve bu Avrupa Birliği standartları önümüze koyduğumuz zaman bazı şeyler bildiğimiz gibi çok daha hızlı şekilde ilerliyordu aslında. Bir yandan da ülkenin kurucu felsefesiyle de aslında çok örtüşen bir şey. Çünkü ne bu ülkenin kurucu felsefesi? Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek. Şu anda nerede bu medeniyet? Şu anda hala Avrupa'da. Yani işte Avrupa çöküyor, Avrupa bitiyor bilmem ne vesaire, bu tür hani söylemler, popüler söylemler olsa bile bundan daha ötesi şu anda hala yok. Hala bu alanlarda belirli bir kriteri koyan ve bu kriteri de kendi ülkelerinde uygulamaya çalışan insanların olduğu yer Avrupa Birliği. Peki Türkiye'de sık sık bunu telaffuz ediyoruz. Yani Türkiye acaba başka arayışlarda bulunmalı mı? Çünkü Avrupa Birliği ile mücadelemiz çok uzun yıllara dayanıyor. Yani uzun yıllardır hani amiyane tabirle kapısını da bekliyoruz Avrupa'nın. Bu tabii geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Türkiye'nin üzerine düşen bazı görevleri yapmamasından kaynaklanıyor ya da Avrupa Birliği'nin bir takım yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Türkiye'de bu farklı arayışları ne kadar gerçekçi buluyor Avrupa'dakiler? Mesela şu anda Şangay Beşlisi konuşulurken hem Türk kamuoyu hem de Avrupa'dan Türkiye'yi yakından takip edenler ne düşünüyor? Bunu gerçekçi buluyorlar mı, yoksa bunu gündelik popülist bir politika olarak mı değerlendiriyorlar? Bir kısmı çok anlamlandıramıyor. Bir kısmı içinde aslında bir kafa karıştırıcı bir etken oluyor ki bu aslında çok emin değilim. İnsanların kafasını karıştırmalı mıyız, karıştırmamalı mıyız? Çünkü şu ana kadar Türkiye ne olarak gözüküyordu? Batı dünyasının bir parçası olan bir ülke. Çünkü Batı dünyası sadece Avrupa Birliği'nden oluşan bir yapı değil. Yani Türkiye NATO'nun bir üyesi, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik bir ortaklığı var, müttefikliği var. Şangay İşbirliği Konseyi'ne baktığımız zaman, artık çünkü Şangay 5'si de değil 6 oldular. Niye kurulmuş bu yapı? Çok kuruluş felsefesine baktığımız zaman bir, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dünyada bir denge oluşturmak. İki, bu kuran ülkeler arasında belirli bir güvenlik paktı oluşturmak. Yani bu organizasyonun temeli aslında güvenlik, Amerikan karşıtlığı, NATO karşıtlığı. Yani Türkiye gibi Avrupa Birliği'ni bırakalım, NATO'nun içinde yer alan, Amerika'yı kendi müttefiki gören bir ülkenin burada kendine nasıl bir yer gördüğü
ve bunu nasıl sürdürebileceği, mesela hala şu anda deniyor ki işte hükümetten, ya biz bunu AB'nin alternatifi görmüyoruz, biz bunu NATO'nun alternatifi görmüyoruz. Peki neyin alternatifi görüyorsun? Yani çünkü bu adamlar kendini NATO'nun alternatifi görüyor, bu adam kendini Amerika'nın alternatifi görüyor. Yani senin görüp görmemenin çok fazla bir anlamı kalmıyor orada. Bu anlamda ben hani çok popülist buluyorum, hiçbir şekilde mantıklı bulmuyorum bunu. Bunun da ötesinde yani hangi ortak değerler var bu ülkelerle veya bu ülkelerin bize gerçekten sunabileceği değerler, standartlar neler? Yani Türkiye'nin hangi sorununu bu ülkeler çözebilir bugün? Türkiye'yi daha mı demokratik yapar? Kadın hakları sorunu mu çözer? Türkiye'deki kalkınma ile ilgili ekonomik problemleri mi çözebilir? Hiçbirini çözemez. Peki ben bir de şunu merak ediyorum. Tabii çok kısa bir süre önce parlamentoda, Avrupa Parlamentosu'nda bir oylama yapıldı biliyorsun. Ve bu oylamada müzakerelerin dondurulması kararı çıktı. Avrupalı parlamenterler Türkiye için tam olarak ne düşünüyorlar? Yani Türkiye'nin şu anda yaşamış olduğu, demokrasiyle ilgili yaşamış olduğu problemler malum. Aynı şekilde Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili konuşulanlar da malum. Hani biz Türkiye'nin müzakerelerini donduralım diyen Avrupalı parlamenterler tam olarak ne yapmak istiyorlar? Yani Türkiye'yi Avrupa vizyonundan daha da mı uzaklaştırmak istiyorlar? Yoksa böyle bir karar çıktığında Türkiye'nin biraz daha silkelenip Avrupa değerlerine yaklaşmasını mı bekliyorlar? Nedir tam olarak refleks? Yani kendi akıllarınca aslında iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar ve iyi bir şey yaptıklarını düşünerek bunu yaptılar. Çünkü zaten baktığımız zaman Türkiye ile müzakereleri donduralım diyen parlamenterler ve o gruplar, Türkiye ile müzakereleri açalım diye 2004 yılında, 2005 yılında çok açık şekilde Türkiye'nin arkasında duran parlamenterler ve gruplarla aynı gruplar. Tabii ki gidişattan mutsuzlar ve bunu da anlamak mümkün. Elbette yani Türkiye ile ilgili çok büyük problemler var. Türkiye'de şu anda karşı karşıya olduğumuz çok büyük problemler var. Türkiye'de demokrasi çok derinden sarsılıyor şu anda. Ve geleceğin ne olacağı çok belli değil ülkeyle ilgili. Tabii ki bir şey yapmak istiyorlar. Yapabilecekleri çok kısıtlı. Çünkü yine birazcık kendi ettiklerini buluyorlar. Çünkü 10 yıl boyunca bu ülkeyi sonuçta ihmal ettiler. Müzakereleri açtılar, bir yıl sonra dediler ki ya işte müzakereleri açtık ama hani biz bunların çoğunu donduruyoruz. Acaba tam üyelik olur mu, olmaz mı bilmiyoruz vesaire. Türkiye'yi oyaladılar, Türkiye'yi kaybettiler ve Türkiye'deki şu andaki gidişatın demokrasi anlamında, bireysel özgürlükler anlamında bu kadar kötü olmasında en azından belirli bir ölçüde onların da bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Şimdi ellerinden bir şey gelmediği için de aslında bir sinirlilik hali var. Yani biz bir şey yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. İşte bunun yansıması da o karar oldu. Evet, maalesef bakıyoruz ki dünyada erkek egemen yönetimler azalmıyor, artmaya devam ediyor. Yani bu son seçimlerde, Amerika'daki seçimlerde de dünyada bir takım insanlar, hani İngiltere'de bazı değişimler oldu. Amerika'daki değişimi de merakla bekliyorlardı ama erkek egemen bir toplum olarak dünyayı yönetmeye sanırım devam edecek yönetenler. Şimdi tam da burada biraz Gizem'le sohbet etmek istiyorum. Gerçekten bu kadar erkek egemen bir toplumda Avrupa'da olsak bile bir kadın gözüyle yaşamak nasıl? Özellikle kurumsal firmalarda çalışan kadınların yönetici pozisyonları nasıl? Karşılaşılan sorunlar var mı? Bir de tabii şeyi konuşmak lazım. Bu zaman zaman dillendiriyoruz. Pozitif ayrımcılık yapılmalı mı kadınlara? Nasıl görünüyor buradan kadın hakları ve kadınların toplum içindeki yeri? Önce isterseniz biraz rakamlarla başlayalım. Avrupa'daki yönetim kurulundaki kadın sayısı oranlarını vererek başlayalım ki bir fikrimiz olsun. Avusturya'da bunun ölçümleri yapılıyor. Ama gönüllü olarak bir mevzuatlar, bağlayıcı mevzuatlar var. Yok ve yaklaşık olarak yönetici kadrosundaki kadınların oranı %12. Finlandiya'da %29 ölçümler yapılıyor ve yine bağlayıcı mevzuatlar yok. Diğer Nordik ülkelerinde de bu çok fazla. Almanya şu an Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesindeki oran %12. Ölçümler şu an konumlandırılıyor, uygulamaya konulacak ve resmi olarak mevzuatlarla bağlandırılacak. Türkiye'de bu oran %17. Ölçümler yok. Ama tabii rakamlar sadece rakamlar, hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bu rakamlar borsada etkin olan firmaların rakamları. Eğer daha küçük ya da şahsi firmaları alırsak eminim bu rakamlar çok değişecektir. Yani doğru mu anladım? Almanya'daki üst düzey kadın yönetici sayısından daha mı fazla Türkiye'deki kadın oran sayısı? Evet, oran ölçülen olarak. Oran daha fazla. Fakat rakamlar her zaman çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü kadınların karşılaştığı sıkıntılardan birisi, evet, yükselme.
İkincisi, kadın kimliklerini şirkette gösterememe sıkıntısı var. Yükselseler bile kadınlıklarını, anneliklerini gösteremiyor, baskı altında hissediyorlar. Üçüncüsü de yükselseler bile özellikle maaşlarda daha düşük, yaklaşık %20 daha düşük alınıyor yine istatistiklere bakarak konuşursak. Dolayısıyla kadın yönetici oranları kendi başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yine bakarsak kadın yönetici oranlarını genel olarak karşılaşılan sıkıntılardan birisi de kadınlar çok kritik olan işte operasyonda ya da çok daha yükselebileceği pozisyonlarda değil, işte insan kaynakları gibi daha destekleyici yerlerde yönetici olabiliyorlar. Daha çok kritik yerlere gelmelerinde sıkıntı oluyor. Peki yani bu sıkıntı yani kadınların almış olduğu eğitimle mi alakalı, yoksa iş hayatına zaman zaman vermek zorunda oldukları aralarla mı alakalı, yoksa kadınlarla ilgili hani yönetimin belli başlı noktalarında kasıtlı olarak hani kadınların önü mü kesiliyor? Yani belki Avrupa'da yapılmıyordur ama daha az gelişmiş ülkelerde böyle mi yapılıyor, yoksa Avrupa'da da yapılıyor mu bu? Evet, bununla ilgili de bir çalışma var. Avrupa'da Avrupa Kadın Lobisi diye Avrupa Birliği'nin desteklediği bir lobi var. Bunlar çok büyük bu konularla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca yine Dünya İşçi Örgütü'nün de yaptığı çalışmalar ve istatistikler var. Bir çalışmaya göre söylenen şudur ki kadın ya da bize verilen kadın rollerinden ötürü kariyerlerinde gecikme oluyor. Annelik, işte ev, yemek gibi. Ve bu erkeklerin biçtiği roller yine bu konuda çok büyük köstek oluyor. Ayrıca şirketlerdeki erkek egemen kültürünün sahip olduğu bir ortam var. Bunun dışında da kadınlar bunun sonucunda da çok inisiyatif alamıyorlar. Bu nasıl gelişebilir? Bu bence sadece kadınların evet biz varız, biz yapacağız demeleri gerekmiyor. Bu sadece işin bir kısmı ve bununla ilgili birçok şey eminim hepimiz söyleyebiliriz kadınlarla ilgili neler yapabilir. Ama bunun dışında mevzuatların ve yasaların kadınların önünü açma konusunda ya da dengeye getirme konusunda bir bağlayıcılığın olması gerekiyor, ölçülmesinin gerekiyor. Şirketlerin bu konuda daha cesur olması gerekiyor ve tabii ki bu konuları kadınların değil erkeklerin anlatması gerekiyor. Belki bu masada da bir erkeğin anlatması daha iyi olabilirdi benden ziyade. Mesaj alınmıştır aslında. Evet. Belki bir sonraki programlarda kadınlarla ilgili özel çalışma yapmak lazım. Dolayısıyla pozitif ayrımcılığa gelirsek, evet. Bunlar olmadan pozitif ayrımcılık hiçbir sonuç getirmez. Çünkü kadın yine üstünde o baskıyı hissedecekse, kadın gibi davranamayacaksa, erkek rolüne bürünecek ise, evet bu pozitif ayrımcılık iyi sonuçlar vermeyecek. Dolayısıyla, peki sence nasıl? Yani mesela sen de burada kurumsal hayatın içerisindesin uzun yıllardan beri. Mesela bir şirket dese ki bizim işte şu kadar bir kadın kotamız var. Yani üst düzey yöneticilerimizi biz mecburuz ki kadınlardan seçiyoruz. Evet. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Orada olan bir kadın, yani o kotanın farkında olarak orada olan bir kadın kendini nasıl hisseder? Yani ben gerçekten tırnaklarımla buraya kazıyarak geldim. Çok başarılı bir insan, evet. O yüzden şu an buradayım diye mi hissediyor, yoksa bir kota var işte bizi de buraya getirdiler mi? Yani yararlı bir şey mi bu? Bence sence? Şirket yeterince profesyonelse ve o kotayı koyuyorsa, çünkü şirketler sonuçta kâra bakıyor. Hiçbir zaman kadınları ayıralım, güzel bir şey yapalım değil. Kağıdın en altındaki kâra bakıyor. Dolayısıyla bir şirket bu kotayı koyabilecek kadar cesursa eminim o kadın yöneticileri destekleyecek kadar programlar belirlemiştir. Tabii bu kotalar genel olarak çok düşük. %10'lardan Nordics ülkelerine %40'lara kadar çıkıyor ama genel olarak Avrupa'dan bahsediyorum %10'larda geziyor. Ama emin ol bunu bir şirket koyduysa arkasında bir planla gelmek zorunda kendisini düşünüyorsa. Dediğim gibi ama arkasında program olmadan bu kotayı koyuyorsa ve o kadın kendini geliştiremeyecekse, kendisini kritik roller alamayacaksa başarısız oluyor. Ve dolayısıyla da aslında evet kadınlar yönetici olmamalı sonucuna gelinmiş oluyor. Dolayısıyla pozitif ayrımcılık çok önemli, fakat dediğim gibi bunun 3 tane ayağı var. Erkekler, devlet, regülasyonlar ve mevzuatlar ve şirketlerin daha cesur olması. Belki kadınlara düşen rol en sonunda geliyor. Evet, aslında tabii şu yaşadığımız çağda hala yani bazı görevleri kadınlar mı daha iyi yapar, erkekler mi daha iyi yapar, bunları konuşuyoruz. Hatta bazı yerlerde daha kötü şeyler konuşuyoruz maalesef ki. Evet. 18 yaşından küçük çocukların zorla evlendirilmeleri ya da onlarla bir şekilde birlikte olmuş olan insanların afları konuşuluyor.
Tabii bunların içinden çıkmak o kadar da kolay değil. Yani yaşamış olduğumuz çağda biz burada hani Avrupa'da bunları konuşuyoruz. Pozitif ayrımcılık yapılmalı mı? Bir kadın kariyer basamakları nasıl daha kolay çıkabilir? Bunun için topluma düşen nedir? Bunları konuşuyoruz ama başka yerlerde maalesef çok da acı ve üzücü olaylar oluyor. Bu üzücü olaylar olurken de Çağrı'ya döneceğim şimdi. Hani yaşadığımız çağ dedim, teknoloji çağı dedim. Biz hani bunlarla uğraşırken hani kadınlar erkekler bu ayrım 18 yaşından küçükler evlensin mi evlenmesin bunlarla uğraşırken bir taraftan bilim insanları aslında hayatımızı daha kolaylaştırmak için ya da gelecekle ilgili daha enteresan şeyleri imza atmak için harıl harıl çalışıyorlar. Sen de bugün bize enteresan bir konuyu anlatacaksın. Endüstri devrimi, dördüncü evet. Endüstri devrimi. Evet. Nasıl bir şey bu? Öncelikle tekrar programın hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim programı beni de dahil ettiğin için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ilginç bir aslında çemberin içerisinden geçiyoruz konunun bana geldiği noktada. Çünkü Avrupa Birliği'nden ve Türkiye'nin yerinden ve dünyanın gittiği yerden bahsettik. Kadının hala 2016 yılında, 2017'ye vardığımız bugünlerde neredeyse toplumdaki yerinden, işe katılımından bahsediyoruz. Ama insanoğlu aslında tarihçesi boyunca çok büyük merhalelerden geçmek, büyük aşamalar kaydetmiş. Tarım devriminden bahsediyoruz birkaç bin yıl öncesinden ve baktığınız zaman insanoğlunun en büyük çıkış yaptığı şey zaman dilimi son 200-250 yıllık bir zaman. Endüstri devriminin şu anda dördüncüsünü yaşıyoruz ve ben biraz aslında bugün ondan bahsedeceğim ama tarihçesine baktığınız zaman birincisi 1800'lerin başına doğru yani 1700'lerin sonuna doğru başlamış bu olay. Nedir bu? Suyun ve buhar gücünün kullanılarak bir motor elde edilmesi ve bu motorun gemilerde daha sonra fabrikalarda kullanılması ve üretimin bir şekilde mekanik hale gelmesi. Bunu devam eden ikinci devrim bundan 100 yıl sonra yaşanmış. 100 yıl sonrasında da bu seri üretime geçilen zaman olmuş. O da nedir? Elektrik motorunun üretilmesiyle. Daha sonra üçüncüsü 1960'lara doğru elektroniğin ve özellikle bilişim teknolojisinin yoğun olarak günlük hayatta ve üretimde kullanılmasıyla bir otomasyona geçmiş bir sistem var. Fakat devrimler arasında gerçekten aslında zaman dilimi de kısalıyor. Kesinlikle. Yani ilk ve ikinci devrim arasında 100 yıl varken diğerleri daha hızlanmış. Bu devrim diğerlerinden çok çok daha farklı. Ve insanoğlunun hayatını diğerlerinden çok daha büyük oranı etkileyecek ve hala etkisinin ne olacağı kesirilemeyen bir devrim yaşıyoruz. Buna da dördüncü endüstri devrimi diyoruz. Ve dünya zaten buna hala hazırda hazırlanıyor. Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler buna çok öncesinden politikalarını belirleyip ekonomisine o konuda yatırım yapıp ön almaya çalışıyorlar. Türkiye hala bu konuda biraz geride ona da değineceğim ama nedir bu dördüncü endüstri devrimi? Önemli olan bu. Bilişim teknolojisinin içerisindeyiz. Elimizde cep telefonları var, internette bir kavram var. Elektronik, fiziksel dünya, dijital dünya ve hatta biyolojik kavramların hepsi bir araya geçmiş durumda. Endüstri devrimi bunların hepsinin bir araya geçtiği zaman. Yani sadece artık bir fiziksel varlığı dijital bir kavram olmadan açıklayamıyorsunuz. Hatta bir tıp dünyasından bakalım, bir sağlık alanındaki bir konuyu bilgisayar teknolojisinin, elektronik teknolojisinin girmediği bir alan olarak tanımlayamıyorsunuz. Robotların ameliyat yaptığı, üretim yaptığı ve çok daha farklı boyutlarda ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Bu hız çok fazlasıyla artıyor. Çünkü internet var hayatımızda, bilgiye insanlar çok daha fazlasıyla erişebiliyorlar ve üretilen bilgiden daha fazla bilgi üretebiliyorlar, daha fazla teknoloji üretebiliyorlar. Hayatlarını daha etkin şekilde yaşayabilecek yeni çözümler, kavramlar geliştirebiliyorlar. Şimdi bu iyi bir şey mi? Çünkü insanoğlu geçtiği bütün zaman içerisinde ürettiği her şeyden hem iyi bir şey kazanmış hem de kötü bir şey kazanmış. Öncelikle bu dördüncü endüstri devriminin en önemli kavramı bu kadar teknolojiyle olmasına rağmen ana merkezi odak, ana odağı insan. Daha doğrusu bir şirket için tüketici. Tüketici aslında şu anda kral. Neden kral? Çünkü herhangi bir üründen şikayetçi olduğunuz zaman Facebook veya herhangi farklı bir sosyal medya üzerinden bunu dile getirdiğiniz anda bütün milyonlara, milyarlara ulaşabilecek bir markayı ortaya çıkartıyorsunuz. Ve şirketlerin en büyük kaygısı bunu anında algılayabilip ona karşı bir cevap verebilmek. Veyahut da bunu Arap devriminde gördük. İnsanlar sosyal medya üzerinden örgütlenip hükümet devirebiliyorlar. Arap Baharı'nda değil mi? Evet, Arap Baharı'nda. Bu teknolojinin sağladığı bir imkan. İnsanları bir araya getirebilen bir imkan. Fakat şu anda bu yeni gelen devrimden de insanlar biraz kaygılılar değil mi? Senin de çok. Az önce söylediğin gibi. Yani bu gerçekten iyi bir şey mi diye hepimiz soruyoruz. Bununla çok. İlgili çok sayıda filmler çekiliyor, belgeseller çekiliyor. Bize en sonunda birer tane çip takacaklar diye böyle biraz aslında böyle paranoyak da oluyoruz bir taraftan. Bir taraftan bu işlerin arkasında çok büyük şirketlerin olması da bizi biraz korkutuyor.
Ama aynı zamanda da şunu da sormalıyız bence kendimize. Çünkü bütün endüstri devrimlerinin öncesinde bu kaygılar yaşanmış. Hı hı. Aynen. İnsanlar öyle bir devrimi kolay kolay kabul etmemişler. Aynı kaygılar şu anda mevcut mu sence? Kesinlikle mevcut ve farklı boyutlarda mevcut. Çünkü ikinci endüstri devriminden sonra seri üretimde tek tip bir işçiniz vardı. Gidiyordunuz fabrikada işte o parçayı indir, bu parçayı bindir, bunu montaj yap, bunu sök. Çok net bir iş tanımınız vardı ama şu andaki bu devrim içerisinde artık tanımlar çok daha farklı bir konumda. Birebir tanımlamayan iş akışınız var ve sürekli yaratıcı olmanız lazım. Yüksek kabiliyetlere ve yeteneklere sahip olmanız lazım ki siz bu sistem içerisinde yer alabilirsiniz. Bu ne demek? Bu bir hükümetler için, bütün devleti yöneten hükümetler için, onun ötesinde birey için büyük bir zorluk demek. Çünkü sürekli kendini güncellemesi gereken bir sistemin olması lazım. Ekonomistlerin aslında en büyük tartıştığı konu da bu mesela bu 4. endüstri devriminde. Evet, faydaları var. İşte kendi kendine giden arabalardan bahsediyoruz. İşte yapay zekadan bahsediyoruz. İşte robot teknolojisinin hayatımıza girmesinden bahsediyoruz. Bunların hepsi çok güzel ama bunu üretecek olan, bunu yaratacak olan bir insan gücü var. Ve bunun karşısında o işleri devralan bir makine var. Ve bu makine bir zamanlar insanla ikame ediliyordu ama artık o insan faktörü gidiyor. İşsizlik ve eşitsizlik artacak. Ve ekonomistlerin ve hükümetlerin en büyük verdiği cevap bu. Ve Türkiye'nin özellikle, ben oraya bağlamak istiyorum biraz da, Türkiye'nin içerisinde konuştuğu mevzular dünyanın diğer akan ajandasından çok geride kalıyor. Biz hala kendi içerisinde kapalı bir sistemden bahsediyoruz. Eğitim sisteminde çok daha modomot, daha klasik bir sistemi tercih ediyoruz. Tek merkezileşmiş bir dilden, bir toplumdan bahsediyoruz ki yeni bu endüstri devrimi bizim kaçamayacağımız bir gerçek. Bunun tam aykırısını, yani ademi merkeziyetçi bizim Türkçe kavramıyla bir sisteme doğru gidiyor. Ve bütün eğitim sistemini bunu oturtmanız lazım. İnsanlarınızın daha özgür düşünmesi lazım. Demokrasinin burada önemi var mesela. Çünkü özgür düşünceden bir yaratıcı bir ortam çıkıyor. Ve yaratıcılıktan sizin rekabet edebileceğiniz yeni inovatif ürünler çıkıyor. Ve Türkiye bunun gerisinde kalıyor ne yazık ki. Evet, umarız Türkiye'de çok kısa bir süre içerisinde silkelenir ve dünyayı yakından takip etmeye, aslında dünyadaki bu teknolojileri yakından takip etmeye devam eder. Biz de merakla aslında bekliyoruz. Daha nelerle karşılaşacağız? Dediğin gibi çok bizi heyecanlandıran icatlar var, buluşlar var. Şimdi biraz evrimle konuşacağız. Evrimle çok eski bir konuya değineceğiz. Yani teknolojiden bahsettik ama biraz daha gerilere gideceğiz. Belki Avrupa deyince festivaller akla geliyor. Çeşitli her şeyin festivalini bulmak mümkün. Bira festivallerini biraz konuşalım istiyoruz bugün. Almanya'daki Oktoberfest ile mi başlayacağız? Evet. Yani akla bira ve festival, bu iki kelime bir araya geldiğinde zaten insanların aklına otomatik olarak Münih'teki Oktoberfest geliyor. Bunu bir bira festivali olarak limitlemek bence çok doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü bu bir geleneksel bir halk festivali, belki de karnavalı. Bu Volksfest diye geçiyor Almanca'da. Ve bu Münih'te 1810'dan beri tarih boyunca 20 küsür kere yapılmamış ama onun dışarısında yani 200 yıldır düzenlenen dev bir organizasyon yapılıyor yani. Ve aslında bu, yani birkaç istatistik verirsek, senede 6 milyon ziyaretçinin gittiği ve 7 milyon litre biranın tüketildiği devasa bir festival. Bu şöyle, alanın büyüklüğü hakkında kısaca bir fikir vermek açısından 14 tane büyük çadır var. Bunlar devasa ahşap yapılar. Bu 14 büyük çadırın içerisine 6000'e varan bir katılımcı girebiliyor. Bunun dışarısında daha küçük çadırlar var. Etrafta Luna Park gibi türlü türlü atraksiyonlar var. Heyecanlı şeyler. Ve bu her çadır ya bir birahaneye ait, sallıyorum işte oradaki geleneksel bira evlerine, veya bir ilgi alanına. Örneğin spor sevenler veya işte bekarlar veya işte onun gibi birçok ilgi alanına ait temsil eden büyük çadırlardan bahsediyoruz. Tabii insanlar oraya aslında oradaki o büyük cazibeden dolayı geliyorlar. Hani bira amatörleri gelmiyor sadece. Evet. Yani bira içmekten hoşlananlar tabii ki geliyor ama aynı zamanda da orada büyük bir buluşma aslında. Avrupa'daki büyük bir buluşma. Ben ama biraz özellikle bira içenlerden ya da bira konusunu yakından takip edenlerden bahsetmek istiyorum. Endüstri devriminden bahsettik. Evet. Bira severler, yani çağımızdaki, şu anda yaşadığımız çağda yenilikleri açıklar mı, yoksa hala geleneksel yöntemlerle yapılmış biralar mı tercih ediliyor? Bunu Almanya olarak limitlersek Almanların ciddi ciddi kuralları var. Yeniliğe açık olmayan.
tutucu. Çok yüzyıllar öncesinde belirlenmiş. İşte biranın içeriği şu şu şundan oluşur diye kabaca belirtilmiş. Limitler aslında Belçika çikolatası gibi değil mi? Yani mesela içindeki kakao oranı sanırım kanunla falan yasalaşmış durumda. Yani ondan aşağı kakao koyamıyorsunuz içine. Bunun da dediğin gibi Bavarya bölgesinde bunun gibi kurallar var. Bu yüzden Almanya'yı bunu yenilikçi bir ülke olarak en azından bir açısından değerlendirmemiz mümkün değil. Ama buna Belçika'dan da örnekler verebiliriz. Burada biraz daha küçük çaplı her yörenin, her şehrin kendine ait bir bira festivali var. Almanya gibi miktardansa, çünkü Almanya'da çok ciddi miktarda bira içiliyor. Yani bira bardağı bile 1 litreden oluşuyor ve sen onu bütün gün boyunca içiyorsun. Burada daha çok işte biranın kalitesine ve miktarına bakılıyor. Ama bence burada senin soruna değinebileceğimiz en önemli detay, gençlerin artık bundan daha yenilikçi, daha özel, daha yeni, daha deneysel biraları, işte buna craft beer veya microbrewery dediğimiz daha küçük miktarlarda farklı... Yani küçük miktarlardan ne anlamalıyız? Yani mesela bir bira evi var. Kardeşim ben senede işte 2000 şişe üretiyorum. Yani bulursanız içebilirsiniz gibi mi? Aynen o tarzda. Hatta bu biralar ne kadar az üretilirse talebi de o kadar fazla oluyor. Sallıyorum adamlar diyor biz şu festivalde çıkacağız. Bu festival için çok özel bir bira ürettik ve bundan 50 tane var. Ve insanlar, gençler, genç nesil şu an o festivale sadece o birayı tatmak için gidiyor. Ve dolayısıyla bu çok farklı bir, bu işte Oktoberfest'le karşılaştırdığımızda çok farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Ve bunda şu an liderliği insanlara ilginç gelebilir belki ama Amerika çekiyor. Çünkü her zaman Amerika biraları kötülenmiş. İşte dünyanın en kötü biraları olarak lanse edilen çoğu yerde. Özellikle Belçikalılar tarafından. Şu an en çok yenilikçi biraları Amerika, İngiltere, İtalya, Danimarka, İsveç, İskandinav ülkeleri tarafından bahsetmemiz mümkün. Peki oradaki karşılaşmalar nasıl oluyor? Çünkü Oktoberfest'e gelen o gelenekçi eski yaşlı amcalar ve daha yenilikçi bira severler, bira tutkunları orada buluştuklarında nasıl sahneler çıkıyor ortaya? Yani bunun tartışması yapılıyor mu? Siz yanlış yoldasınız, boşu boşuna kurcalamayın. İşte biz bulduk doğru formülü mü diyorlar yoksa onlar da merak ediyorlar mı yeni biraları? Yaşlıların çok merak ettiğini söylemek mümkün değil gibi. Çünkü bu mesela Belçika'dan örnek alırsak Brüj'de veya işte Brüksel'de organize edilen bira festivallerinde genelde daha yaşlı kesimi görmeniz mümkün. Brüksel'deki çok turistik olduğu için o an ve şehrin meydanında olduğu için o anda oradan geçenlerin de katılabileceği bir etkinlik. O etkinlikler bu bahsettiğimiz daha yenilikçi etkinlikler, daha küçük çevrelerde ve daha genç nesillere hitap eden etkinlikler. Dolayısıyla nasıl diyeyim, daha kapalı bir çevreye hitap ediyor. Ve oraya gidenler gerçekten onları denemeye, o geleneksel tecrübe için, bu Oktoberfest'teki gibi bir deneyim için değil, gerçekten işte deneysel olarak daha farklı, daha yeni biraların, daha farklı biraları nasıl tadabilirim diye gidiyorlar. Evet değerli dinleyenler, izleyiciler, bugünkü programımızın burada sonuna geliyoruz. Brüksel Kargası 15 günde bir YouTube kanalımızda sizlerle birlikte oluyor. Lütfen bizi takip edin, yeni programlarımızı da takip edin. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.